Bir Adıyaman'a dönelim. Arkadaşımız Adnan Sular Adıyaman'da o acının yaşandığı yerlerden birinde. Adıyaman adeta haritadan silindi desek abartmış olmayız. Yüzyılın afetiydi. O acılar hala taze, hala diri. Arkadaşımız Adnan'a dönelim. Adnan, hayırlı sabahlar diliyorum. Bir kez daha milletçe başımız sağ olsun diyorum ve aynı zamanda Miraç kandilimizde mübarek olsun diyorum. Sözü sana devrediyorum. Evet, aslında söz belli. Maalesef ki biliyorsunuz, siz de ifade ettiğiniz gibi ülkemiz deprem kuşağında ve bunun da sancılarını zaman zaman yaşıyoruz depremlerle. İşte en büyük sancılardan birisi, asırları aşan felaketlerden birisi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremi. Elbette ki 51 bin insanımızın hayatına mal oldu. 10 binlerce insanımız yaralandı. Yine sizin ifade ettiğiniz gibi bu bize ders olacak mı? İşte asıl önemli olan soru bu. Temelimiz tabii bütün bu yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarmak. Çünkü deprem elbette ki doğal bir afet. Bunun önüne geçilemez ama önlem alırsak, tedbir alırsak, tıpkı Japonya'da olduğu gibi, tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi sağlam yapılarla üzerine binaları tesis edersek elbette ki böyle üzüntülü durumlarla karşı karşıya kalmayız. Yani ülkemizde yaşanan deprem aslında işte ülkemizdeki inşaat yapı stoğunun bir göstergesi oldu. Sağlamlık açısından test etmiş olduk maalesef. Ve maalesef bu test çok acı sonuçlar doğurdu. Ve sadece Adıyaman üzerinde 8300'ün üzerinde insanımız maalesef hayatını kaybetti. Yine binlerce insan yaralandı. Kimisi uzuvlarını kaybetti. Kimisi maalesef ki psikolojik olarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ama çok şükür şu an üzerinden tabii bir yıl geçti. Bugün birinci yıl dönümü. Yaralar sarılmaya devam ediyor. An itibariyle, Adıyaman'da gerçekten hayatın artık yavaş yavaş normale döndüğünü söylememiz mümkün. Tabii özellikle Adıyaman Valiliği'nin yapmış olduğu bir program vardı. Dün gece 03.45'te başladı ve valilik önünde toplanan kalabalık buradan protokol eşliğinde hemen arkamda bulunan saat kulesi var ve 4.17'yi simgeleyen saat kulesinin önüne kadar yürüyüş gerçekleştirmiş oldular. Tabii ölen insanların acısı tekrar aslında tazelenmiş oldu. Bakın burada eğer tanıcı gösterebilirse yerde ve şu an gösteriyor. Bakın birçok üzerinde yazılar bulunan kağıtlar var. Mesela birisinin üzerinde Mustafa Alper seçilmiş, diğerinin üzerinde Mahmut seçilmiş. Bunlar maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Bakın Zeynep, Beyza, Ayşe Yılmaz ve altına da ölüm tarihi maalesef yazılmış. Bunun gibi birçok yazı var. Ve hemen de bunların üzerinde 4.17'yi gösteren, yani depremin yaşandığı saati gösteren affedersiniz, depremin yaşandığı saati gösteren 4.17 işte tabela olarak buraya simgelenmiş. Artık burası Adıyaman'ın simge noktalarından biri haline gelmiş diyebiliriz. Evet, bir kez daha özetlemek gerekirse tabii 6 Şubat'ta yaşanan deprem maalesef birçok insanımızı verdik, yani maalesef hayatını kaybetti bu depremde. Dediğimiz gibi bundan ders çıkarmak lazım. Yoksa biz daha Allah muhafaza çok gelir çok gideriz. Bugün Adıyaman'dır, yarın başka bir il olur. Çünkü hali hazırda şu anda İstanbul'da, yani Marmara bölgesinde beklenen büyük bir depremin beklentisi var daha doğrusu. İşte ne yapabiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Bu depremden acaba ders çıkarabildik mi? Bunu konuşmak lazım. Ama inşallah üzüntü verici bir sonuçla karşılaşmayız. Çünkü artık Türkiye son yıllarda yeni yapılarla birlikte aslında bu süreci ne kadar çok dikkate aldığını da göstermiş oluyor. Özellikle İstanbul'da da ciddi anlamda şu anda hazırlıkların yapıldığını biliyoruz. Tabii temennimiz bu yapıların bir an önce hayata geçirilmesi. Yani şu anda İstanbul'da 650 bin üzerinde acilen yıkılması gereken bina var ve bu çok ciddi bir rakam. 650 bin bina, yani nereden baksanız en az 5-6 milyon insan demek. Yani olası bir depremde gerçekten bunu hesap etmek mümkün değil. Evet, yine dün akşam özellikle burada şunu gözlemlemiş olduk. Bu Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar şu anda dedi ki hayatın normale dönmeye başladı diye. Dükkanlar açılmış, benzin istasyonları açılmış, şu anda kapalı olan herhangi bir yer yok. Birçok noktada alışveriş mümkün. Artık cadde ve sokaklar da kalabalık. Yani Adıyamanlılar artık depremin sancılarını yavaş yavaş atlatmaya çalışıyorlar. İşte bir yandan da yeni yapılan evlere geçiyorlar. Hali hazırda halen yıkılması gereken binalar var. İşte zamanla yavaş yavaş bütün bunlar inşallah yoluna girecek. Biz de bu gelişmeleri yerinde takip etmeye devam edeceğiz. Sular, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Bir kez daha
tüm hayatını kaybeden insanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.